Şu an çok kurak bir yıl geçiyor. Taban suyu olmadan bitki olmaz yani. Üstten ne kadar yağarsa yağsın ama taban suyu çok gereklidir. Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, bölgede yağış olmaması nedeniyle kurak bir dönem geçtiğini, bugün başlayan yağışların yeterli miktarda olmaması halinde çiftçiyi zor günlerin beklediğini söyledi. Tabii takdir Cenab-ı Allah'ın işte beklentimiz var. Ama şu an çok kurak bir yıl geçiyor. İnşallah Aralık ayı ve Ocak ayında iyi yağışlar alırız ve bu açığı kapatırız. Taban suyu çok azaldı. Taban suyu olmadan bitki olmaz yani. Üstten ne kadar yağarsa yağsın ama taban suyu çok gereklidir çiftçilik açısından. Bunların sağlanması için de tabii yağışların periyodik olarak yağışların yağması gerekiyor. Yağış olmaması nedeniyle ekimi yapılan buğdayların çıkamadığını belirten Yorulmaz, yağışa çok ihtiyacımız var. Beklediğimiz olursa sıkıntı ortadan kalkacak. Aksi halde çiftçi için zor bir yıl olur dedi. Kış ve ilkbahar aylarında yağışın istenilen seviyede olmaması halinde çeltik ekiminin de zora gireceğini kaydeden Yorulmaz, geleceğimizi Ocak, Şubat ve Mart ayındaki yağışlar belirleyecek. İnşallah yağışlar bol bol olur ve üreticimizin yüzü güler dedi. Ekim de yapıldı ama sıkıntı büyüktü. Buğdaylar düzgün çıkmıyordu. Yani yağışa büyük ihtiyacımız vardı. Cenab-ı Allah işte bugün yağmur başladı ve Salı günde karla karışık yağmur veriyor. Metrekareye de bir 30 gram, 30 kilogram gibi bir yağış gösteriyor şu an meteoroloji istasyonları. Ama buna çok büyük ihtiyacımız vardı. Sıkıntımızı ortadan kaldıracak inşallah bu. Yani beklentimiz yüksek ama size şunu söyleyeyim. Kurakta çok büyük bir kurak. Seneye çeltik ekimi sıkıntıya girecek eğer bu ilk kış ve ilkbaharda düzgün yağışlar almazsak bir kere barajlardan sulanacak çeltik sayısı çok azalır. Pazartesi ve Salı günü yağacak yağmurlar da günü kurtaracaktır. Yani buğdayların çıkışını inşallah düzeltecek ve biraz sıkıntımızı giderecek ama bu beklenen yağışların arkasında şu an meteoroloji istasyonları, uzun süreli istasyonlara baktığımızda iç açıcı yağışlar da vermiyor yani. Beklentimiz var ama şu an çok kurak bir yıl geçiyor. İnşallah Aralık ayı ve Ocak ayında iyi yağışlar alırız ve bu açığı kapatırız. Taban suyu çok azaldı. Taban suyu olmadan bitki olmaz yani. Üstten ne kadar yağarsa yağsın ama taban suyu çok gereklidir. İnşallah bu işte Pazartesi ve Salı günü metrekareye 25-30 kilogram yağış veriyor. Bunu alırsak sadece günü kurtaracağız. Yani ekinlerin çıkmasına, düzgün çıkmasını sağlayacağız. Ama kuraklığa büyük etkisinin olacağı kimse tarafından düşünülmesin. Yani bu bizim geleceğimiz Ocak, Şubat ve Mart aylarındaki yağışlara bağlı. İnşallah bu yağışlar iyi yağışlar olur, hayırlı yağışlar olur. Cenab-ı Allah'tan beklentimiz budur.